Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yeni bir dersimiz ile beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max 2016 Extension 1 yayınlandı arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu Extension 1 ile birçok yenilik eklenmiş oldu gene 3D Max içerisine. Şimdi bu yenilikler neler? Sonrasında siz bu extension paketini nasıl kurabilirsiniz ve kullanabilirsiniz? Bunu hep beraber göreceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Şu anda autodesk.com açık ekranda görüyorsunuz. com.tr'si de açık olsa fark etmez. Her ikisi de aynı. Öncelikle extension paketini arkadaşlar servis pack ile karıştırmamanız gerekiyor. İkisi farklı özellikle yayınlanan paketler. Extension paketleri ile arkadaşlar 2015 versiyonundan beri yayınlanan paket bunlar. Yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Hani bu yeni özellikler, yeni komutlar, ilave değiştiriciler ekleyebiliyorsunuz extension paketleriyle. Servis paketleri ise arkadaşlar sizin 3D Max içerisinde yer alan hataların giderilmesini, açıkların kapatılmasını sağlayan paketlerdir. Servis paketleri. Şimdi siz şu anda 3D Max 2016 için yayınlanmış olan bir adet servis pack var. Bu servis pack kurduğunuz zaman yeni bir özellik beklemeyin. Sadece programın daha kararlı çalışmasını sağlar. Eksik kalan kısımları tamamlanır. Ama extension paketiyle arkadaşlar yeni komutlar, araçlar, değiştiriciler ekleniyor. Bu ikisinin arasındaki fark bu. Şimdi extension paketinden faydalanabilmeniz için arkadaşlar öncelikle bir Autodesk hesabınızın olması gerekiyor. Bu Autodesk hesabınızın gerçek bir hesap olmasında çok büyük fayda var. Yoksa ücretsiz olan birçok bir şeyden de faydalanamazsınız. Hani bu konuda özen göstermenizde fayda var. Gerçek bir hesap kullanın. Burada Autodesk üzerinde oluşturacağınız hesapla sizin hiçbir kişisel bilgileriniz toplanmıyor. Üçüncü şahısa da iletilmiyor. Sizin bilgisayarınıza da bir şey konulmuyor. Hani lisansı mı kullanıyorsunuz, lisanssız mı kullanıyorsunuz? Autodesk bunun hakkında herhangi bir bilgi toplamıyor. Bunu bilmenize fayda var. Sadece dünya genelindeki Autodesk ürünlerini kullanan insanları bir arada tutmak bu hesabın amacı ve bu kullanıcılara da en son ürünleri en hızlı şekilde en doğru kaynaktan sunmak, tüm yeniliklerden, kampanyalardan, deneme sürümlerinden, yeni çıkacak versiyonlardan sizi haberdar etmek için bu üyeliğinizin olmasında fayda var arkadaşlar. Onun dışında forumlardan sorular sormanız için bu hesaba ihtiyacınız var. Community sayfalarını takip edebilmeniz için böyle bir hesaba ihtiyacınız var. Yani Autodesk hesabı size lazım arkadaşlar. Açmanızda fayda var. Dediğim gibi bir hesabınız yoksa extension paketinden faydalanamayacaksınız. Bunu bilmenizde fayda var. Çünkü sadece hesabı olan kullanıcılara sunuluyor. Yani gidip de Autodesk'in support sayfasından extension paketini indiremiyorsunuz. Sadece servis pack'lere indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi extension paketini nasıl download ederiz ve nasıl kurarız hemen inceleyelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hesabımız var. Hemen tıklıyoruz. Burada açılı bir menü var. Bu menü içerisinde My Account, Autodesk Account, Includes All Subscription var arkadaşlar. Sonra A360 bu sizin bulut hesabınız olur. Render işlemlerinizi falan buradan yaptırtabilirsiniz. Size tanımlanmış limit dahilinde ve eğitim topluluğu var arkadaşlar. Tabii bu eğitim topluluğunu bu son kullanıcılara göre değil, eğitmenlerin olduğu bir topluluk arkadaşlar. Şimdi hemen My Account diyoruz arkadaşlar. Böyle bir sayfanız var sizin.
profil sayfanız bu arkadaşlar. Buradan işte kendi profil resminizi, kendinizin bilgilerinizi buraya girebilirsiniz. Tabii ki bunları belirtmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sonrasında hemen yönetim kısmına geliyoruz. Bu yönetim kısmı arkadaşlar apayrı bir paneldir. Şimdi bu panel içerisinde arkadaşlar sizin kullanmış olduğunuz lisanslı ürünler gözükür. Şimdi burada 3DMAX var, A360 var, Cloud kredileri var, AutoCAD var, Rekap 360 var, 360 Mobile var, sonrasında AutoCAD 360 var, Autodesk CFD Flex gibi benim kullanmış olduğum AutoCAD, pardon AutoCAD diyorum, özür dilerim, Autodesk ürünlerimiz var. Şimdi halen burada extension paketini göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi siz buradan gidip 3DMAX butonunu aşağı indirdiğiniz zaman açtığınızda burada sizin kaç tane 3DMAX versiyonuna sahip olduğunuz gözükür. Platform gözükür ve lisans numaralarınız gözükür. Versiyon numaralarınız gözükür. Sonrasında Products kısmına gelirsiniz arkadaşlar. Bu kısım zaten servis kısmına geldiğinizde servis olarak kullandığınız yazılımlar vardır. Product Updates kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi çıkan tüm extension ve güncelleme paketleri yer almakta. Şimdi arkadaşlar mesela 3DMAX 2015 versiyonu için 2 adet extension paketi yayınlanmış. Şu 2015 kullanıyorsanız şayet buradan extension 2'yi indirebilirsiniz. Bir indirmenize gerek yok. Sonrasında 3DMAX 2016 için ise 1 adet extension yayınlanmış. Burada açıklama kısmında ne gibi özelliklerin ekleneceği belirtiliyor arkadaşlar. Dosya boyutunuz, versiyon numarası, direkt indirmede ve 3DMAX için olduğu söyleniyor. Aktif kontrolünü buradan yapabiliyorsunuz. Download diyoruz arkadaşlar ve hemen şimdi sonrasında çalıştırıyoruz. Next ve install diyoruz. Kabul ediyoruz. Bitti arkadaşlar. Kurulum bu kadar basit. Sonrasında 3DMAX'i açıyoruz. Evet, açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Şimdi açılır. Evet. Şimdi arkadaşlar 3DMAX 2016'yı aktif olarak kullanan arkadaşlar varsa zaten hemen bazı değişiklikler onların gözüne çarpacaktır. Tam bir programımız çalışır hale gelsin. Sonrasında bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk olarak buraya Text Plus değiştiricisi eklendi arkadaşlar. Text Plus nedir? 3 boyutlu yazı yazmanızı sağlar. Üzerinde oynamalar yapmanızı sağlar. Sınırsız font kullanımınız vardı. Yani çok gelişmiş aslında bir text editörüdür arkadaşlar Text Plus. Normal text ile karıştırmayın. Daha fazla gelişmiş özelliği var. Mesela burada text'e tıkladığınız zaman böyle bir açılır menüsü var. Shapes altında yer alır zaten. Ama bizim Text Plus'ımız arkadaşlar geometri altında yer alır. Hemen Text Plus'a tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir editör arkadaşlar. Buraya bir kere tıkladığımızda bizim yazımız oluştu. Burada Text Plus kalabilir. Ya da biz bunu hani auto desk olarak da değiştirebiliriz arkadaşlar. Hatta sadece desk kısmını italik yapabiliriz ve kalın da yapabiliriz. Sonrasında hemen yazımızı değiştirelim. Sonrasında hemen döndürdük. Mesela burada bizim AutoCAD, hep AutoCAD diyorum, özür dilerim arkadaşlar. Autodesk yazı fontumuzu kullanırız. Bold ve italik özelliklerini kapattığımızda arkadaşlar bizim
orijinal yazı fontumuzda yazmış olduk arkadaşlar. Dikkat ederseniz yazmış olduğumuz yazımızın da belli bir yüzeyleri var. Bir önceki text aracında arkadaşlar yazınız spline olarak gelirdi. Burada ve yüzeyi olmazdı. Bu text plus'ta arkadaşlar yazımızın artık tekstimizin de diyebiliriz belli yüzeyleri var. Interpolitan kısmı var arkadaşlar. Buradan step'lerini gene ayarlayabilirsiniz. Loid kısmı var arkadaşlar. Point ve auto seçili. Siz bunu x, y, z, x, z gibi koordinatlarda yazılarınızı yazabilirsiniz ya da auto'da bırakmanızı tavsiye ediyorum. Kendisi ayarlasın daha iyi olur. Ya da region seçeneği var arkadaşlar. Bu kısımda da yüksekliğini, sağını, solunu, her şeyini yine siz ayarlayabilirsiniz. Sonrasında bu kısımda arkadaşlar parametre alanında yazınızı yazıyorsunuz. Set value text diye arkadaşlar bunu script yazı tipi mi yoksa ekspresyon yazı tipinde mi olacağı, display numarası, real number, percent display units, time display gibi değerler atayabilirsiniz arkadaşlar yazılarınıza. Sonrasında burada çok gelişmiş bir global parametreleri vardır. Profesyonel bir yazı editörü olarak arkadaşlar bunu düşünebilirsiniz siz. Her türlü değişikliği yapabiliyorsunuz. Şu anda hala yazımızı 3 boyutlu hale getirmedik. Sonrasında mesela geometri kısmında arkadaşlar extrude verip yazınızı istediğiniz kadar yükseltebilir. Sonrasında yükseltme yaptığınız extrude segment kısmından F4'ümüzü de yapalım. Yazınıza segmentler atayabilirsiniz arkadaşlar. Bevel özelliğimiz var arkadaşlar. Bevel'ı bilirsiniz. Öncesinde hani bevel etkisi vermek için tekste yazı yazıp ve sonrasında modifier listten bevel değiştiricisi kullanarak yazılarımıza bu efekti verebilirdik. Veya yazıyı direkt add table'a çevirip oradaki bevel aracıyla da bu etkiyi oluşturabiliyorduk. İki farklı yöntemle de oluşturabiliyorduk ama text plus özelliğiyle arkadaşlar artık buradan apply bevel dediğiniz zaman otomatik olarak bevel efektine uygulamasını yapabiliyorsunuz. Uğraşmak istemiyorsunuz arkadaşlar burada hazır template'ler var. Mesela Conwave seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra Convex var. F4 pardon. F4'ümüzü kapatalım. Bir de şu açıdan bakarsak daha iyi görebilirsiniz. Sonrasında Engrave var arkadaşlar. Hemen şu şekilde gridimizi de kapatalım. Mesela burada daha değişik bir etki oluştu. Tabi bu ayarları arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz hani manuel olarak. Sonrasında half circle var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarzda bir etki oluşturabiliyorsunuz. Ledge var arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi bu tarzda bir yazı efekti oluşturabilirsiniz. Sonrasında liner var arkadaşlar. Klasik bevel uygulanıyor. Ogee var arkadaşlar. Bu tarzda bir bevel efekti uygulayabilirsiniz. Sonrasında three step var. 3 adımlı bevel etkisi oluşturuyor. Sonrasında two step var. 2 adımlı etki oluşturuyor arkadaşlar. Tabi buradaki pardon. Şeyler sizin için yeterli değilse ya da seçmiş olduğunuz birisi üzerinde daha gelişmiş etkiler oluşturmak istiyorsanız Bevel Profil Editör ile arkadaşlar istediğiniz etkileri gördüğünüz gibi buradaki editör yardımıyla aynı zamanda şuna da birazcık yaklaşalım. Sonra şunu da kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etkileri değiştirebilirsiniz. Hatta şu taraftan daha net gözükür diye düşünüyorum.
Gördüğünüz gibi yazınız üzerinde şey yapabilir, yeni noktalar ekleyip oradan yeni yüzeyler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hani mevcut üzerinde bu şekilde değişiklikler yaparak istediğiniz bevel etkisini Text Plus ile yazınız üzerinde uygulayabilir. Çok daha kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Text Plus'ın kullanımı bu şekilde. Sonrasında arkadaşlar gelen diğer yeniliklerden birisi ise Game Exporter. Sonrasında hemen şöyle size gösterebilirim. Bir de mağazamız geldi arkadaşlar bizim. Şimdi neredeydi bizim mağazamız? Evet arkadaşlar, Creative Market'imize Help, Trademarks, Rescues and Tools içerisinde Creative Market'ten tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bizi böyle bir siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Bu site içerisinde güvenlen Trademarks'te kullanabileceğiniz birçok hazır model, tekstür, kaplama olsun, sonrasında populate'ler olsun, araçlar olsun arkadaşlar hepsi yer almakta. Yanılmıyorsam hani free olarak vermiyorlar. Free modeller ve texture'ları yok arkadaşlar. Ama fiyatlar da gördüğünüz gibi hani çok pahalı bir fiyatları da yok. Ondan sonra buradan beğendiğiniz olursa arkadaşlar hemen indirip 3DMAX içerisinde çok rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun çıkmadan. Sonrasında arkadaşlar yeni gelen özelliklerden bir diğeri ise Game Exporter arkadaşlar. Biliyorsunuz bu Ağustos ayı içerisinde Autodesk Stingray oyun motorunu duyurdu. Ve yeni versiyonunu yayınladı arkadaşlar. İlerleyen günlerde Stingray derslerimizde başlayacak. Şimdi Stingray'den çok kısa bir şekilde bahsedeyim, konumuz dağılmasın. Trademarks, Maya gibi görselleştirme, 3 boyutlu görselleştirme programlarında arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışan bir oyun motoru. 3DMAX'te yapmış olduğunuz tüm animasyonu Stingray içerisinde bir oyuna çevirebilirsiniz ya da görselleştirme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle kabaca sizin için çalıştırayım. Yalnız arkadaşlar Stingray donanımsal olarak birazcık iyi bir bilgisayara gereksinim duyuyor. Hani gördüğünüz gibi bu şekilde içerisinde hazır template'ler de yer almakta. Ne yapmak istiyorsunuz? Basic karakter, NPT, işte araçlar, iç mekanlar ya da dış mekanlar gibi template'leri var. Sizin kendi projeleriniz varsa da kullanabiliyorsunuz. FBX formatında tüm objeleri içerisine kabul edebiliyor. Hani Maya'dan FBX yapabilirsiniz ya da 3DMAX'ten de FBX yaparak Stingray içerisine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik close diyorum ve kapatıyorum. Bu sonrasında arkadaşlar Game Exporter var. Open Dialog diyoruz arkadaşlar. İşte bu Game Exporter seçeneğiyle yapmış olduğunuz animasyonlar olabilir, modeller olabilir. Artık hani ne hazırlamışsanız Stinger içerisine çok düzgün bir biçimde ve doğru bir şekilde export edip oradan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde ışıklar, kameralar, kaplamalar, skinler, turbo smooth yüzeyleriniz ya da split ve vertex normalleriniz, merpler hepsini arkadaşlar koordinatlarına kadar buradan
Stingray'e export edebiliyorsunuz arkadaşlar. Model kısmı böyle. Animasyon klibi var arkadaşlar. Burada animasyon kliplerinizi de export edebiliyorsunuz. Şu an sahnemizde bir animasyon olmadığı için bu kısım aktif değil. Ama animasyonunuz varsa start end kısımlarında hangi frame'lere export etmek istediğinizi belirterek gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii Stingray'de 3 boyutlu olarak da çalışabilir ya da kodlama kısmında scripting kısmı da denebiliyor. Aynı 3D Max'teki gibi Max Creation Grab'da da hazırladıklarınızı orada kullanabilirsiniz ya da orada da hazırlayabilme imkanlarınız var arkadaşlar. Extension 1 paketi bu şekilde bizlere sunuldu arkadaşlar. Kullanın, güzel özellikler var. Bir süre sonra ikinci paket de yayınlanacaktır muhakkak. Dersimizin başında da bahsettiğim gibi bir hesabınız olması gerekiyor. Hesap işlemlerinizi de gerçekleştirdikten sonra extension paketine sahip olabilirsiniz. Bu yeni özellikleri kaçırmayın derim. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar ve bir dipnot düşeyim küçük. Daha fazla da vaktinizi almayacağım. Bu ay içerisinde arkadaşlar, Eylül ayı içerisinde 3DMAX 2016 eğitim setimiz çıkıyor. Abaküs yayıncılıktan hem kitap hem DVD set formatında tüm kitapçılarda bulabilirsiniz ve kitap satan internet sitelerinde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Faydalanmanız ümidiyle ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.